Şey oynarım be. Abi Millennium modunun farkı nedir? Millennium modu günümüz dünyasında geçiyor arkadaşlar. Günümüz ülkeleri var. Demokratik Kongo. Seni başkan yapacağız. Modu bence keyifli olabilir ya. Çok denemek istiyorum şu an can attım. Single player diyelim. New game diyelim. Beyler 11 Eylül ile başlıyor. Vav wow, güzel yapmışlar. 11 Eylül ile başlıyor. 2016'da da ne oluyor? With China claiming territorial waters around coastline with Russia marching into Crimea, with the terrorist Islamic State proclaiming caliphate, will the world stay the same? United Kingdom is experiencing unwillingness to continue European integration. Recent terrorist attacks have the entire law of the French national principles shaken. Refugees are seeking shelter from wars and unrest in Syria and Libya. The next presidential election in the USA might be the most decisive on the 1940. The world is still changing. Aslında senaryoyu bence mükemmel yapmışlar. Tam ekran ayol. Yapacağım şimdi tam ekranı. Müziğin sesi nasıl bu arada? Çok geliyor mu? Senaryoyu bence mükemmel yapmışlar. Ak Gandalf hoş geldin kardeşim. Senaryo şeyle başlıyor arkadaşlar. Direkt tercüme etmek gerekirse. Çin 2016 yılında olan bu. Dolayısıyla oyundaki stratejileri buna göre belirleyeceğiz. 2000 yılından başlayacağız. 2000 yılında 11 Eylül oluyor filan. 2016 yılında şunlar oluyormuş. Rusya Kırım'a giriyor. Islamic State halifeliği ilan edip işte biliyorsunuz muhabbeti. İngiltere Avrupa Birliği'nden böyle daha gönülsüz bir hale geliyor Avrupa Birliği'nde çıkma muhabbeti. Fransa'daki terörist atak ulusu şoka sokuyor. Refugees göçmenler işte Suriye'den savaştan kaçan göçmenler bir kalkan oluşturuyor. Suriye'den sonra Libya, The Next President, Amerika'daki sonraki seçim 1940'tan sonraki en ilginç seçim olacak. The world is still changing ve dünya değişmeye devam ediyor filan filan filan. Bence güzel bir moda benziyor. Okeydir. Artık başlayabiliriz. Hearts of Iron 4 arkadaşlar. Millennium version. Oynayacağız. Abi Birinci Dünya Savaşı oynar mısın abi? Sword. Birinci Dünya Savaşı'nı indirdim abi. 234 MB. Ama inin bitmiyor. Çok yavaş iniyor. Ben de direkt şuna abone oldum. Dolayısıyla bunu oynayacağız galiba. Wolf 2189 hoş geldin kardeşim. Gominist ol. Türkiye ile gominist. Türkiye'yi seçeceğim arkadaşlar. Sonra bakalım neler oluyor. Let's go. Çok heyecanlıyım bu modda. Millennium modu sanki güzel olacakmış gibi geldi içimde. 2000 yılında neler oluyor? Millennium Dawn Recommended. Buradan başlamamızı oyun bize öneriyor. Dünya değişiyor. Atmosfer, barış atmosferi, bilmem ne. Geç about the recent end of the Cold War, the recent rise of People's Republic in China, how will this world see itself? How will it shape itself with the United States continued dominance? İşte Çin'in de yükselişe beraber Amerika o dominantlığını sürdürebilecek mi? Diyor. Yeni Rus Federasyonu'na göndermeler var. Rat role former Great European Empire, Britain, France, Germany play. Almanya, Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği'ndeki o harika yarattıkları şeyi devam ettirecekler mi? Terörizmin gölgesindeki dünya neler olacak? Dünya değişiyor, dünya değişiyor diyor. Dolayısıyla bu mod çok hata var Sword. Abi bu oyun hatalı ama. Gominus ol. Şeyde hata alıyormuş galiba bu modda arkadaşlar. Expert'te oynarsak. Ana tiplere gel. Bill Clinton,
Tony Blair, Schröder, Recep Tayyip Erdoğan. Other countries are select country. Yes. Dın dın dın. İsrail al. Kardeşim, hedefimiz belli zaten. Hedefimiz güzel işler başarabilmek. Veteranda ve Iron Mod'da mı oynayalım? Çünkü şey dediler, veteranda bu oyunun hatalı olabileceğini söylüyorlar ama veteranda, normal modda da oynayabiliriz regular'da. İktidarı kimi geçeceğim? Hiçbir fikrim yok. İlk defa oynuyorum. Kim var? Aa, İsmet Paşa mı silah var? İsmet İnönü var. Oha, Türkiye'ye bak. Her şeyden birazcık var. Bildiğin herkes iktidara gelebilir Türkiye'de. Kapuay. Türkiye ile bence girelim arkadaşlar. Hoş olacak bu oyun. Değişik bir atmosfere benziyor. Veteranda oynama çok bug var. Okay, regular yapıyorum o zaman. Zaten evet, bug'lı olacağı kesin. Ama şu halle bile oldukça keyifli bir oyun olacağı benziyor. Türkiye'yi nasıl yaptıklarını da aşırı merak ediyorum açıkçası. Neymiş bu? Democratic Left. Bu neymiş? Steady birth rate. Wow. Doğum oranını eklemişler. This country is experiencing steady population growth. Genç nüfusun yükselmesiyle ilgili bir bonusumuz var ülkede. Oha, bunlarda da bir sürü bonus var. Okay, let's start Turkey. Şöyle yapalım buna. Millennium Down. Turkey. Save and play. Selamünaleyküm Reis. Ben geldim yine, iyi yayınlar. Gene Türkiye mi oynuyorsun abi, yoksa modern mod mu? Modern mod kardeşim. Türkiye'nin modern modu şöyle görebilirsin. Abi Bülent Ecevit ya. Kıbrıs Fatih. Kuzey Kıbrıs'ı da var mı? Vay, adamlar Kuzey Kıbrıs'ı da koymuşlar beyler. Hadi yine iyisiniz. Çok tatlı. Ordumuz falan da var. Mekanizeler var. 45 soft atak. Artıdırlar. Of, fena. Kara olan Ecevit. Halk çalışıyor. Uçaklarımız var beyler. F-16 falan koymuşlar mı? Fighter'lar. Acaba fighter sayıları gerçekten aynı sayılar mı? Uçakların hepsini çıkarıyorum. Atamadan. Malatya üssü. Bayrak atacağım da bende sadece Uganda bayrağı var. Sen de Kıbrıs'tan. Güzele benziyor modu bayağı. Mesela Yunanistan'la ilişkilerimiz nasıl? 50-50. Yunanistan Guarantee Independence yapmış tabii ki şeyinkini. Yunanistan... Aa, NATO. Oha, NATO da var. Biz NATO'dan ayrılalım abi. Biz neredeyiz NATO'da? Ha, gördüm kendimiz. Okey. NATO Membership. Haftanın... Tabii ki Smith Bender öneride bulunabiliyorsun kardeşim. Necmettin Erbakan is coming. Aralcım, EU4 de oynarız ya. Abi oyunda Türkiye'ye hiç şans vermiyor. Bu oyunda mı hiç şans vermiyor Türkiye'ye? O zaman bildiğin marjinal bir Türkiye yaratacağız. Malatya üstüne dikkat. Malatya üstüne acaba? Ey NATO, sen kimsin ya? Abi Türkiye çok ilginç olmuş ya, bakalım. 2-4 tane de research slotımız var. Research yerleri 2000 yılı. Biz şu an kaç yıldayız? 2000 yıldayız. Bunu unutmayalım. Bu neymiş? Time to research. Red dot site. Allah'ım Allah'ım, neler neler var. Askeriyede 1990'ları bitirmişiz. 2002'nin teknolojileri başlıyor. Yani güzeliz orduda. Bence ordumuzu güzel yapmışlar. 2000 yılındayız. Tankımız çok iyi yok. Altay tanki. Abi bana sorarsan kurt oranı, gir Orta Doğu'ya, hiç uğraşmayalım IŞİD filan. İngilizlerin de garantörlüğünün olması lazım Kıbrıs üzerinde. Coğrafyacı şu an sadece şey vardı galiba. Gördüğüm kadarıyla Kıbrıs üzerinde garantörlük. Evet, İngiliz de var aynen.
Vay arkadaş, garantörler. Buralarda garantörlük var mı? Justify War Gold yapabiliyoruz bu arada. Conquer. Aynen abi, agresif takılalım Türkiye'ye. NATO üyesiyiz zaten. Saddam falan var ya. Abi çok iyi ya. E şimdi 11 Eylül eventi gelecek. 11 Eylül eventinden sonra Amerika Irak'a girecek. Biz ne yapacağız acaba? Eventleri çok merak ediyorum. Ben de Kıbrıslıyım hocam. Dedem savaş zamanında şehit düşmüş. Hiç göremedim ama gurur duyuyorum. Allah rahmet eylesin dedeye. Ellerinden öpüyoruz onu. Benim dedem de Kıbrıs Savaşı'nda görevliydi. Ama şey, sıhhiyeci olduğu için ambulans falan gibi tarzı görevleri vardı. Abi bana sorarsan dedik, onu okuduk. Yayın donuyor. Bakayım şöyle bir kardeşim. Benden bir şeyler kaynaklanıyor mu? Biraz daha stabile biner. Şu an yayın normal olması lazım. Çok büyük sıkıntı yok. Ayşe tatile çıktı mı? Aral çıkmış burada. Yarısını almış Ayşe. Ama geri kalan yarısını da almamız lazım. Naval dok yardımımız var. Sanayimiz nasıl acaba? Mesela nasıl yapmışlar Türkiye'nin sanayisini? Nerede? 18 civilian factory var. 11 tane military factory var. 11 military factory. Fena değil. Yunanistan'ın 4'e 11, 3'e 13, 7'e 17, 11'e 44. Bizi güzelmiş haber görüyorsunuz. Sivil faktörümüz bayağı var ama industrial olarak basacağız. Military faktörü lazım bize. Abi NATO'dan çık. 2016'da kalkışma olacak mı? Aynen, bir de olay değil mi? Sanayimizi mesela şimdi dev güçlerle karşılaştıracağım. 11'e 44 düz burada. 7'ye 13. Yok, 7'ye 42. Oha, bildiğin Fransa'dan 11-44 Fransa kadar sanayimiz var. Almanya'yı merak ettim. 11'e 44, 15'e 49. İlginç. 8'e 32. Daha büyük bir güç olarak burayı görüyoruz. 68-96. 141-26. Sivil faktörü çok fazla. Olay ne oynuyor abi şu anda? Ben dünkü oyundanım hala. Ali Kerem, şimdi moderne geçtik. Modern yıllara. 2000 yılındayız. Ve Türkiye, gördüğümüz üzere müttefiklerimiz de Avrupa Birliği, Amerika filan. Biz şimdi bu kutuptan ayrılıp Rusya cephesine yanaşabiliriz. Çin cephesine yanaşabiliriz. Hayalini kurduğumuz Avrupa Birliği'ne veda edelim. Selamlar güzel kardeşim. Mr. Hidrom, Süleyman Şah. Aleyküm selam. Burak Musab. Borçka. Borçka vermeyeceğim. Mesela Bosna var mı? Aynen var. Abi Alice İzzet Begoviç. Efsane bir adamdır ya. Buranın independence garanti, burası bizden. Vefalı Türk bir gün yine gelecek buraya. Buradaki diplomasi nasıl? Neden biz garanti independence yapmamışız? Bosna bizimdir beyler. Hedef orası. Sonra tanklar gidiyor 2016 yılında. İlginç tanklar. 2030'a kadar. Artileri orayı aynısını yapmışlar, bırakmışlar. İyi. 2002 yılı. Doktrinler aynısı. Tamam. Denizcilikte birazcık değişik. Vay, mod güzele benziyor. Denizcilik birazcık değişiğe benziyor buradaki denizcilik. Carrier Marine, ama yerlerini değiştirmişler sanırım. Çözeceğiz bunu artık. Tamam, şeyde doktrin de aynı. Uçak tarafı, biz 2000 yılındayız. 2000'in uçaklarına başlayacağız. Bu neymiş? Fighter. Bu neymiş? Patrol Air Fight. Ne farkı var patrolla şeyin? Strategic Bomber, Tactical Bomber. O Tactical Bomber'lar da şey, yalnız insansız hava araçları. 2008'de buluyor. Çok ilginç, güzel. Fighter'lar. Modern uçaklara kadar gidiyor. Bence güzel mod olmuş. Evet, bence de güzel mod olmuş. Bunu tavsiye ediyorlardı zaten. Özellikle şimdi 11 Eylül sonrası bakalım nasıl olaylar gerçekleşecek. Burası ne? Electronical Engineering. Encryption'ı, Description'ı artırıyor. Başka bir muhabbet yok burada. Sadece Encryption, Description. Nükleer 2004. Nükleer yarışında geri kalmayacağız bu sefer. Nükleeri yapacağız galiba. Industrial. 2000'de bir şeyler yapmışız arkadaşlar. Time to research, modern construction tools, modern industrial robots,
Production Efficiency Retention, Resource Gain Efficiency. Tabii ki ben her zamanki gibi her oyunda başladığım üzere Industry ile başlayacağım. 2000 yılının Industry'lerini hemen yapalım. Daha sonra Electronics ile başlayacağım. Enables Building Radar Station. Karaoğlan'a dokundurtmam. Selamlar otomagnetik. Altay var mı bizde? Altay sanırım koymamışlardır da. Yapacağımız tankın ismine biz Altay koyarız. Göktu, İngiltere'de anarşi getireceğiz abi. Yurtta sulh, İngiltere'de anarşi. Hedef bu. Avrupa Birliği'nden de elveda. Mücahit Erbakan. İzmir başkent olmalı. Bence bu yayın çok geyik olacak ya. Modern zaman olması da inanılmaz bir keyif katacak gibi geliyor bana. Encryption, description, description. Radar da aslında önemli biliyor musunuz gençler? Yani radarı çok severim. Let's make radar. Aa, neden radar yapamadın? Niye çıkmadın lan radar? Oha, radarı seçtim, radar yok oldu. Neyse. Burada başka yapabileceğimiz şey var mı? 2002 yılının zamazingosu, geçiniz. Tamam, şimdi önemli bir şey burada yapacağız. Çıkaracaksın boku. Boru 82 Almanya, 83 Amerika. Yol yapacaksın muhlo. Transburgata bak. Sağa sola nükleer bomba atalım. Aynen öyle abi, şuursuzca atalım değil mi? Şimdi doktrinimizi de seçelim. Tabii modern bir dünyada yaşadığımız için önce bir ordumuza bakalım. Ordumuz nasıl? Ona göre karar vereceğim. Arkadaşlar, tanklarımız, manklarımız var bizim ya. Mesela bu 118 soft hata var. Şuradan bakacağım aynen. Armor Division'dan. Infantry bu. What the fuck? Motorize. Artık anladığım kadarıyla Infantry Regiment yok dünyada. Daha çok böyle motorize birlikler ağırlık basmış. Sen şu an üst akıl oldun. Şangay Beşisi'ne katılacağım mı? Kanika aynen, Avrupa Birliği'ne madik atmak istiyorum. Hep onların bize atacak. Selam abi, yayınlar, modlu mu oynuyorsun? Aynen öyle kardeşim, modlu oynuyorum. Cakal Burak. Takip için teşekkürler. Tankımız var ayol. Peki yukarısı boru nedir abi? Armored Bridge. Okey, çok net artillery bridge falan var. Allah Allah, bu nasıl bir ordu yapılanması ya? Beyler, yapacak çok şey var ya. Talha, Millennium modu kardeşim. Millennium modu. Bakınız, Ecevit var. Kıbrıs'ın bağımsızlığı garanti altında. NATO'dayız. Ülke bölünmüş resmen. Demokratik %27. ANAP %14. Doğru yol 19. MHP 20. Abi getirelim MHP'yi başa ya. Bence. Milliyetçi olalım, faşist olalım. Avrupa Birliği'nden ayrılalım. Sonra Çin'e yanaşalım. Çin mesela ne? Komünist. Putin Başkan, United Russia Party bilmem ne. Valla çok güzel bir moda benziyor şu anki haliyle. Bakalım zaman ilerleyişle mod nasıl ilerleyecek, aşırı merak ettim. No National, ha National Fox'lar da var. Mücadele var. Bahçeli var mı baba? Şu an baba 2000 yılındayız. Büyük ihtimalle Bahçeli vardır. Şu an Ecevit var ya. Daha kriz olmadı. Ekonomik krizi bekliyoruz. National Unity %75. NATO üyesiyiz. Bu arada NATO'yu nasıl yapmışlar? NATO kim yani? NATO nedir? NATO bir ülke mi? Ben Live Faction, evet. Amerika'nın kurduğu yer NATO beyler. Bill Clinton'ım şu an Oval Office'te çılgın çılgın işler yaparken. Arkeolog Lon Leaf, hoş geldin kardeşim. Bir şey kaçırmadın ya, yeni başladık. Biz de modu öğreniyoruz. Çok tatlı ve güzel bir moda benziyor. Aşırı merak ettim yani modu şu an. Tabii Türkiye ile oynamak nasıl olacak bilmiyorum ama National Focus'a bakalım arkadaşlar. Industrial Focus. Kesinlikle Industrial Focus yapacağım. Bunu seçtim zaten, okey. Benim oyuna başlama tarzım her zaman şeydir. Şimdi şuradaki ağa bakalım. Bu nasıl bir ağ arkadaş? Bunu biraz daha güzel yapamadınız mı? Okey. Müziğin sesi nasıl bu arada? Selam, çok şeycik atıyorum. Mod Millennium Down mı? Göktuğ, evet öyle kardeşim. Industrial Focus. Abi FETÖ'ye dikkat et. Şimdiden kapat okulları. Infrastructure, civilian build up, infrastructure ekliyor, infrastructure ekliyor, civilian build up. Ben military build up gideceğim arkadaşlar şu an. Okay. Military build up'tan sonra bu ne? Bunu aşağı koymuşlar, anasını satayım, çıkmıyor bile. Arayüzü birazcık kötü yapmışlar, burada seçmişler. Air production, okay, burayı geç. Political da nasıl acaba, political focus'umuz? Political power kazanıyoruz 100 adet. Government reform'da bir 100 adet daha kazanıyoruz ve burada başlıyor beyler. Bakın. Education reform. Biraz kısa.
Kasım Beyler müziği. Sanki bana da birazcık fazlaymış gibi geldi müzik. Siyaset yapmıyoruz, geyik yapıyoruz kardeşim. Çakal bırak, rahat ol. Education Reform, eğitim reformu. Ne oluyormuş eğitim reformu olunca? Research time'ın %1 düşecek. Sonra research time'ı bir daha düşürüyor. Faşizme, can create factions var beyler, wow. Faşizme yönelse kendi factionımızı yaratabiliyoruz. Census reform. Which grant? Bu böyle military power'ı biraz daha arttırıyor. Birth control program, doğum kontrol programı. National spirit, steady birth rate, gains. Monthly population, bu ne lan, bunu kim yapar ki? Ne bonusu var bunun? Research time'ı azaltıyormuş. Geç onu, yürüyeceğiz abi, çocuk yapacağız. En az 3 çocuk. Bunu yapmıyoruz. Encourage population growth. Aynen, bu da şu demek. Hani nüfusu üremesine izin verme. Avrupa'dakiler genelde bunu yapıyor büyük ihtimalle. Burada da sevişmeyi serbest kıl. Üreyelim, çoğalalım. Which grants monthly population, aylık popülasyonu %60 artırıyor. Tabii böyle olunca da consumer goods factories %6 daha fazla. Expand foreign ministry, political power arttırdı. Political power. İşte burada ayrılıyoruz daha sonra. Burada da şunu yapıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Çin ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ya da Batı'ya sadık kalıyoruz. Batı ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ben Rusya ve Çin'i seçeceğim. Burada da faşizmi seçeceğim. Aferin bize. Kahrolsun TT.net Akkandaf. Donmalar donmalar is coming. Şöyle ben bakayım arkadaşlar. Ya bende upload hızında hiç sorun yok, biliyor musunuz gençler? Büyük ihtimalle TT.net'ten kaynaklanıyor. Abi yeni gelebildim, çok bir şey kaçırmadım mı? Bir kaz ergen yok kardeşim. Modern Türkiye'yi oynuyoruz. Millennium modunu. Kardeş süper onlardan 3 günde bitiyor. TT.net falan değil. TT.net değil aynen ya. Adil kullanım kotasını ölüm anasını satayım. Adil kullanım kotası nedir ya? Ülkede sıkıntı var. İyi de okey. Yapacağımız şey arkadaşlar faşizme gidip daha sonra Rusya ve Çin'e yaklaşmak olacak. NATO'dan da ayrılacağız. Burada ne oluyormuş? Okul ideolojisi. Political power artırıyor. Individual freedom. Path of liberty. Sosyal demokrat. Research time'lar düşüyor. Burada askeri yerler başlıyor. Army focus. Army experience, military power filan filan. Okey. Siyasi olarak daha hoşa benziyor. Güzel, burayı çözdük. Diyelim. Ben 2018'de kalkacak diye duydum AKK. Aynen, bu oynarken de çözeriz buraları. Tamam o zaman, hemen şuradaki şeyi de yapalım, seçelim. Askeri mi gitsek, hiç de bir fikrim olmadığı için anasını satayım. Doktrinlerde şöyle nerede geri kalmışız ona bakalım. 2000 yılındayız. Şu ne? Soft atağı 2 arttıracak. Marines, paratroopers, motorizemiz var. Ceramic body armor. Of. Tekrar şu orduma göz atacağım. Ordumuz ne alemde? Mesela piyade. Kaç kişilik bu piyade? Toplamda kaç kişiyiz arkadaşım siz? Nerede yazıyordu? Çok küçük bir piyade ya bu. Topçu var, piyade var, sonra da mekanizeler var. İnanılmaz ilginç bir Armored Division olayı var. Abi şu an parti demokrat mı? Evet şu an şey var, İsmet İnönü var. Cahil Rain. Oyunda komünist ideoloji sahibi Kuzey Kore dışında kimse yok galiba. Tabii canım, komünizm mi kaldı zaten dünyada? Dolayısıyla sadece Kuzey Kore var. Çok tatlı ya, adamın sempatikliğe bak. Bunun oğlunu daha çok seviyorum. Kim Jong-un. Çin komünist değil mi? Çin abi modern, komünist görünümlü kapitalist Çin. Komünist yes. Çin ne yapmış mesela? Hong Kong Puppet, Macau Puppet, China Guaranteed Independence, Kore. Koreya'nın
bağımsızlığını garanti altına almış. İran bağımsızlığını garanti altına alan yok. Suriye'ninkini yok. İran yok. Suudi Arabistan yok. İsrail merak ettim. İsrail. Amerika tabii ki. Şerefsiz Amerika hemen İsrail'in de bağımsızlığını garanti altına almış. Filistin olayı nasıl acaba burada?